Merhaba yine yeni bir video ile karşınızdayım. Hatırlayanlar olacaktır. Ramazan'ın ilk gününde bir kitap tavsiyesi videosu hazırlamıştık. 21 kitaptan oluşan bir liste hazırlamıştık sizler için. O listede Ders Saadetli Ramazan Akşamları adlı bir kitap bulunuyordu. Dursun Gürley'in hazırladığı. Bu kitapta Ramazan'da oruç tutma niyetiyle ilgili kısa bir yazı var. Hüseyin Cahit Yalçı'nın kalemi aldı. Yazının başlığı da Yeni Ramazan Telakkisi. Şimdi size bu yazıdan kısaca anekdotlar aktaracağım. Ardından bunlarla ilgili yorumlar yapacağız. Evet Hüseyin Cahit Yalçı'nın bu yazısı kısaca oruç tutarkenki niyetimizle ilgili bir yazı. Burada işte yazının başında hemen bir diyalog var. Bu diyalogta işte kilo vermek için oruç tuttuklarını, işte sigarayı bırakmak için oruç tuttuklarını bahseden insanlar var. Burada yazıya Hüseyin Cahit Yalçın şöyle devam ediyor. Şimdi modern bir ideal tipe uymak hevesinde bulunan genç kızlarımızın ve kadınlarımızın çoğu incelmek hevesinde zavallı Ramazan'ı kendilerine uysal bir suç ortağı haline getirdiler. Günümüzde ne yazık ki bazı insanlar işte zayıflamak için oruç tutuyorlar. İşte sigarayı bırakmak için oruç tutuyorlar. Ya da buna benzer bir niyete girip oruç tutuyorlar. Yorumları en sonunda yapacağım. Yazıya devam edelim. Burada tabii yazı uzun uzadıya devam ediyor. Ben kısa kısa yerleri sizlere aktaracağım. İtikat edilen bir Allah'ın emrine itaat edilecekse bunu içimizde hissettiğimiz, kalbimizde titrediğini duyduğumuz bir imanın sevkiyle sırf Allah'ın emri olduğu için bir yüksek varlığa hürmet ve incizabımızın tecellisi şeklinde başka bir menfaat ve mülahazaya düşmeden yapacağız. Yani kısaca Allah rızası için oruç tutmamız gerekiyor diyor burada Hüseyin Cahit Yalçın. Zayıflayayım ve güzelleşeyim diye, aç durayım ve vücudumdaki toksinleri çıkarayım, romatizmam hafiflesin diye tutulan oruçla Allah'a ibadet mefhumu arasında ne münasebet var diyor. Burada yine kısa bir yer daha okuyayım. Din mevhumunun bu kadar zelil bir seviyeye düşürülmesi bizde eski yobazların cahilane ektikleri tohumların neticesidir. Öteden beri ibadetin lüzum ve hikmetini izah ederken tavsiye eden hareketlerin akıl ve hikmete, ilim ve fenle uygun olduklarını ileri sürmek hocalarca büyük bir hüner ve marifet telakki olunurdu. Şimdi kitabı bir kenara bırakabiliriz. Az önce de belirttiğimiz gibi yazar burada zayıflamak için ya da bu tarz şeyler için oruç tutanlardan yakınıyor. Sadece oruç değil diğer ibadetlerin de çok önemli sağlığa faydaları var. Bu bilimsel bir şekilde kanıtlanmış da bir şey. Namaz kılmanın çok fazla fiziki kazanımları vardır. Sıhhat açısından çok önemli kazanımları vardır. Mesela misvak kullanmanın diş sağlığı açısından çok büyük önemi var. Aynı zamanda bir sünnet sevabı. Mesela misvak örneğinden devam edelim. Sünnet niyetiyle dişinizi misvaklamazsanız ondan o sevabı alamayabilirsiniz. Yani burada çok ince bir çizgi var. Buna dikkat etmek lazım. Neticede biz bu ibadetleri Allah rızası için yapıyoruz. Allah emrettiği için yapıyoruz. Bu ibadetlerin farklı farklı kazanımları olabilir ama bu onların bir sonucudur neticede. İşin en başında ise niyetimizi her zaman Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir insan sağlığa iyi geldiği için, sıhhatli bir hayat için oruç tutuyorsa e, tuttuğu oruç kabul olur mu gibi bir soru aklınıza gelebilir. Bu benim cevaplandıracağım soru değil tabii ki. Ya ben size burada bir e, yönlendirme yapıyorum bir nevi. Yani aranızda zayıflama niyetiyle oruç tutanlar varsa niyetlerini bir kontrol etsinler. Oruçlarını Allah rızası için tutmaya devam etsinler. Diğer şeyler de sonradan gelir zaten. Evet Ramazan boyunca Ramazan temalı videolar hazırlamaya devam edeceğiz. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırla kalın.